Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un öncülüğünde Elazığ'a gelen CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Elazığ Şeker Fabrikası önünde çiftçilerle bir araya geldi. Şeker pancarına verilecek taban fiyat gündeme alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un öncülüğünde Elazığ'a gelen CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Elazığlı çiftçilerin sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Milletvekilleri Gürsel Erol ve Ömer Fethi Gürer'in son durağı Elazığ Şeker Fabrikası oldu. 250 gram suna kadar, yani bu kadar oldu. Doğru, yani doğru. Bu kadar. Hayvancılığı öldürdüler. Bak geçen güne yeme para zam geldi. Et düşüyor. Bu dışarıdan biz de dışarıya bizi de göndersinler de biz de rahat edelim. Yani bu dışarı ne olacak? Nereye kadar? Buranın çiftçisi ne olacak? Burada açıklama yapan heyet şeker pancarına verilecek taban fiyatı gündeme aldı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ovaların sulanmaması nedeniyle düşük verim aldıklarını söylerken aynı zamanda kota uygulamasına da dikkat çekti. Elazığ bir tarım şehri aslında. Ovalarımız son derece verimli. Ama ovalarımızın sulanmamasından kaynaklı tarımda düşük ürün elde etmek gibi risklerimiz var. Aynı zamanda kota uygulamaları var. Kota uygulamaların yanı sıra işte bu şeker pancarının sökümü başladıktan sonra, kampanya süresi başladıktan sonra alımlarla ilgili burada sıralarda ve alımların kantar sıralamasında sorunlar yaşanan bir süreç yaşanır. Aynı zamanda fabrikamız eski bir fabrika. Bu fabrikanın aynı zamanda teknolojisinin de makine tesisatında yenilenmesiyle ilgili bir talep var. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise son dönemde şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle Türkiye'nin şeker ithal eden bir ülke haline geldiğini söyledi. Ülkemizde şeker pancarı son yıllarda özelleştirme kapsamına alınan 10 fabrikanın el değiştirmesiyle şeker ithal edilecek duruma bu ülkeyi getirdiler. Ancak üreticimize gerçek anlamda destek ne yazık ki şeker pancarında da verilmiyor. Gürer, şeker pancarına 2500 TL'nin altında bir fiyat verilirse çiftçinin zarar edeceğini söyledi. Çünkü bu yıl kampanya 20 Eylül'de başlamasına rağmen şu ana kadar fiyat açıklanmadı. Çiftçilerle yaptığımız konuşmalarda en düşük 2500 lira ton fiyatı istiyorlar. Eğer 2500 liranın altında bir şeker pancarına ton fiyatı verilse çiftçi arkadaşlarımız bu bizi kurtarmaz diyorlar. Zarar ederiz diyorlar. Sayın Bakan bu hafta açıklanacağını söyledi. Bizim önerimiz 2500 lira açıklansın. Çiftçimiz en azından sözleşmeli tarım yapılan şeker pancarında olsun mağdur olmasın. Bu yıl her üründe çiftçi zarar etti.